Türkiye'm Spor Kulübü takımından Ekrem'le beraberiz. Hocam 12-8 sahadan mağlup ayrıldınız. Güzel maç vardı aslında ilk yarıda. 6-5 gerideydiniz ama bu farkı kapatamadınız. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ya öncelikle rakibi tebrik ediyoruz. Her ne kadar hakem maça sonucuna tesir ettiyse de galip geldiler. Tebrik ediyoruz. Şimdiye kadar hiçbir hakem hakkında konuşmadık. Takım olarak prensibimizdi ama... Hakem hatalarından maç kaybettik ama artık bir yere kadar sabır. Bu maça gelene kadar artık buramıza kadar geldi tabiri caizse. Ciddi anlamda maça etki etti. Verilmeyen kararlarımız var. İkili mücadelelerde rakip takımdan yana kullanıldı. Arkadaşımız sakatlandı. Biz beklerken bizim arkadaşlarımız kırmızı kart gördü. İki tane kırmızı kart var. Yani bu hakemlerle artık ben devam etmek istemiyorum açıkçası. Bir düşüneceğiz, karar vereceğiz takım arkadaşlarımızla ne yapacağız. Yani böyle hakimler zarar veriyor. Türk futboluna verdiği gibi rakiple de vermeye devam ediyor. Bunlar da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Maç görüntülerinin ham halinin izlenilmesini ve ona göre hakim hakkında karar verilmesini istiyorum. Teşekkürler. Serkan senler söylemek istersin. Ama ben ilk öncelikle Ekrem abinin bazı sözlerine katılıyorum. Çünkü futbolda olur böyle hatalar. Yani kaleci hata yapar. Mesela forvet gider, boş kale kaçırır. Hakem de hata yapmış olabilir. Yani futbolda olur böyle şeyler. İlk öncelikle de karşı takımın centilmen oynadıkları için tebrik ederim. Aramızda kavga çıkmadı en azından. Hakeme tatsızlık oldu ama iyi maçtı. Kötü bir mağlubiyet aldık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Teşekkürler, başarılar. Evet.